Melekçe Yemek kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz evde maydanozlu şirden mayalı peynir yapmak. Maydanoz kullandığımız için bir iki tane ince detay püf noktaları var. Bunlara dikkat ederek evimizde otlu peynir yapacağız. Dilerseniz maydanoz yerine de bütün otlardan istediğinizi kullanabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Maydanozlu peynirimi yapmak için değerli arkadaşlar, şimdi elimde 4 litre açıktan almış olduğumuz sütümüz var. Yani açıktan almış olduğumuz inek sütü. Eğer ki elinizde koyun sütü, inek sütü, keçi sütü varsa üçünü karıştırabilirsiniz. Ya da ayrı ayrı tek tek de kullanabilirsiniz. Şimdi bunu ocağa alıyoruz ve değerli arkadaşlar, hafiften elimizi küçük parmağımızda ısı hissedene kadar bunu ısıtıyoruz. Bunu çiğ sütten yapıyoruz değerli arkadaşlar. Sütü pastörize etmeden, ama dilerseniz sütü 72 dereceye kadar getirip hızlı şekilde soğutup pastörize ederseniz de bu yöntemle yaparsınız peynirinizi ve hemen bir gün iki gün sonra yemeye başlayabilirsiniz. Şimdi ben bunu çiğ sütte mayalayacağım için değerli arkadaşlar, maya olarak da yine evde kendi yapmış olduğum şirden mayasını kullanıyorum. Ve bunu bana çok soruyorsunuz değerli arkadaşlar. Kanalımda 4-5 tane ev yapımı çeşit çeşit değişik değişik arkadaşlar yöntemlerde şirden mayası tarifi var. Ona bakabilirsiniz. Şimdi 4 litre için şöyle bir çay bardağı şirden mayası koymuş oldum. Hadi şirden mayası yok ama bu peyniri yapmak istiyorsanız da normal endüstriyel maya olan bu marketlerde satılan mayayı da koyabilirsiniz. Sadece 1 tatlı kaşığı arkadaşlar. 4 litreye 5 litreye 1 tatlı kaşığı maya kullanıyoruz. Ve mayamızı koyduktan sonra iyice karıştırıyoruz. Şöyle tık 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 dibine vuruyoruz ki dibinden başlasın tutmaya. Kapağını kapatıyoruz ve 45 dakika ile 1 saat arasında bekletiyoruz. Bu arada peynirim mayalanırken ben de ot olarak kullanacağım maydanozumu ufak ufak doğruyorum. Dilerseniz dereotu kullanabilirsiniz. Dilerseniz arkadaşlar böyle frenk soğanı denilen böyle soğanlar var. Yabani sarımsaklar falan var. Bunları kullanabilirsiniz. Şimdi maydanoz kullanacağım için maydanozu çiğ çiğ kullanamıyoruz arkadaşlar. O yüzden şöyle kaya tuzu atmış olduğum kaynatmış olduğum suyun içine maydanozları atıyorum arkadaşlar. Onları şöyle bir salamura yapıyorum. Şöyle haşlıyorum. Maydanozlarımızı pişiriyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bir saatin sonunda peynirimi tutup tutmadığını anlamak için şöyle bir tane kaşık koyuyorum. Kaşığı batırıyorum. Kaşığıma hiçbir şekilde süt yapışmıyorsa peynirim çok güzel mayalanmış demektir. Ve gördüğünüz gibi kaşığı değdirdiğim her yerden arkadaşlar hemen anında sular çıkmış oldu. Bu da mayamızın çok iyi olduğunu ve peynirimizin güzel şekilde mayalandığını söylüyor. Küçük küçük tanecikler haline gelene kadar da tahta kaşıkla iyice bunları eziyoruz arkadaşlar. Çırpıyoruz. Dilerseniz de şöyle bir tane çırpıcıyla da hemen çırpabilirsiniz. Ve 10 dakika bekletiyoruz ki peynirimizin içindeki peynir dibine çöksün, su da üstünde kalsın. Üste çıkmış olan sularımı arkadaşlar aldım ve peynir kesesine koyuyorum. Başta bir kase peynir, birazcık da maydanoz atmayı planlamıştım ama sonra böyle biraz uğraştıracağını düşündüm. Şimdi de arkadaşlar geri kalan peynirimin hepsinin içine, geri kalan maydanozların hepsine koyuyorum. Şöyle bir karıştırıyorum iyice. Çünkü her tarafa iyice bir gitsin istedim. Elimle attığım zaman attığım yerde topak şeklinde kalacaktı. Öyle olmaması için değerli arkadaşlar önce peynire karıştırdım. Suluydu çünkü. Gayet güzel şekilde karışmış oldu. Şimdi peynir kesesine koyuyorum ve değerli arkadaşlar bunu bir kalıba alıyorum. Orada peynirimi süzdürüyorum. Ve tabii ki peynir altı suyunu kesinlikle atmıyoruz. Peynir altı suyundan ilk başta değerli arkadaşlar kaynatıp bir kase yoğurt döküp içine lor yapıyoruz. Kanalımda zaten var ve peynir altı suyundan da bütün hamur işlerinde, çorbalarda, böreklerde, çöreklerde, hatta keklerde kullanıyoruz. Kanalımda bunun tarifleri mevcut değerli arkadaşlar. Onlara da bakabilirsiniz. Peynir altı suyundan neler yapılır? Peynir altı suyundan lor nasıl yapılır diye. Şimdi şöyle bir tane borcam koydum. Üzerine de süzeyi ters çevirdim arkadaşlar. Oraya koyuyorum. Üzerine de bir tane de tabak koydum ki düz olsun diye. Şimdi taşımı da alüminyum folyo ile sardım. Daha sonra da streçle sarmıştım onları. İşte şey gıdayla temas etmesin diye derler arkadaşlar. 1-2 saat süzüldükten sonra, çünkü çok azdı. Çok az olduğu için 1 saat süzülmesi yetiyor. Ama ki siz böyle kilolarca yapıyorsanız mutlaka ağır baskıda 4-5 saat bekletin değerli arkadaşlar. Şimdi almış olduğumuz, yapmış olduğumuz peynirlerimizi koyacağım cam kavanoza göre ufak ufak doğruyorum. Dilerseniz kahvaltılık şeklinde de doğrayabilirsiniz. Dilerseniz de şöyle iri iri parçalar şeklinde doğrayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Ve maydanozlarımız arkadaşlar haşladığımız için maydanozların içindeki çiğlik hissiyatı gidiyor. Ve peynirimizi bozmuyor, ekşitmiyor. Eğer ki siz maydanozları çiğ şeklinde kullanırsanız bunu direkt koyduğumuz zaman maydanoz arkadaşlar
olmuş gibi, çürümüş gibi bir koku veriyor peynirlerimize. O yüzden de mutlaka böyle haşlayalım. Eğer ki dereotuyla yaparsanız da dereotunu haşlamanıza gerek yok. Lakin dereotunu arkadaşlar peyniri mayalarken atarsanız daha güzel oluyor. Öyle de yapabilirsiniz. Şimdi ben size sadece maydanozu, haşlanmış maydanozla ya da bu maydanoz arkadaşlar tuzlu salamura yapıyorsanız yahut da bu kişniş var arkadaşlar. Kişnişle salamura yapıyorsanız ve o salamura yapmış olduğunuz kişnişi de aynen böyle bu yöntemden arkadaşlar peynirlerinize atıp peynirinizi değişik şekilde, değişik aromalı yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu peynirimiz çiğ peynir olduğu için kesinlikle 3 aya kadar yemiyoruz. Yani bunu şu anda hazır deyip yarın sabah asla tüketmiyoruz. 3 ay bekliyoruz ve 3 ayın sonunda bu peynirimizi tüketiyoruz değerli arkadaşlar. Eğer ki pastörize sütten yaparsanız anında yiyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bay bay.